Tekrar birlikteyiz. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Şimdi ilginç bir bilimsel açıklama var önümüzde. Günlük hayatımızda hepimiz bir şeyleri kafamıza takıyoruz. Bazen de haliyle kafamız karışıyor. Çoğumuz bunun özellikle beyin sağlığı için tehlikeli olduğunu zannediyor. Ancak uzmanlardan şaşırtan bir açıklama geldi. Kafa karışıklığı bunamaya karşı koruyor. Takkam var ve onu takıyorum. Başka yok. Başka hiçbir şey takmıyorsunuz. Başka bir şey takmam ben. Vatandaş böyle diyor ama uzmanlardan herkesi şaşırtan bir açıklama geldi. Biraz kafa karışıklığı sağlık için faydalı. Hepimiz günlük hayatta bazı şeyleri kafaya takarız. Birçoğumuz da bunun sağlığımıza karşı olumsuz bir etkisi olacağını düşünür. Ancak uzmanlar tam tersini söylüyor. Bazı çetrefilli konulara karşı kafa yormak, bunamaya karşı koruma sağlıyor. Bu doğruysa eğer ülkede kimse bunamayacaktır. Ben unutkan biriyim ama yakında böyle olmayacak galiba. Çok kafaya takmaya başladım ben de. Günlük hayatımızda karşılaştığımız birçok sorun zihnimizi meşgul ediyor. Yaşadığımız yoğun tempo ve stres kafa karışıklıklarını beraberinde getiriyor. Ancak uzmanlara göre birazcık kafa karışıklığı sizi bunamaya karşı koruyor. Biz toplum olarak durmadan düşünüyoruz şu an nasıl geçineceğiz. En çok kafaya ne takıyorsunuz peki? Ben öğretmen olduğum için eğitimi kafaya takıyorum şu an. Parayı takıyorum ben en çok kafaya. Uzmanların bu görüşü karşısında vatandaşın kafası karıştı. Bunama riskini azaltır. Bence abi yanlış söylüyorlar. Beni daha çok bunalttı gibi geldi. Yani hiç takmamak da iyi değil. Tamamen gamsız olmak da çok iyi bir şey değil. Gelecek kaygımızdan başka şeyleri takacak vakit bulamıyoruz.